yardım benim. Hep icat peşindeyim, gece gündüz düşlerim. Çünkü işim bu benim, aslandır adım benim. Hep icat peşindeyim, yanımda olunca dedem her sorunu çözerim. La 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 la. Hızlandırılmış çekim. Bak sen. Sen de kimsin ufaklık? Biraz susamış gibisin. Hadi görelim bakalım şu meşhur atı. Sabahtan beri çiziyorsun. İşte. Bir gariplik var bu atın koşuşunda. Ne gibi bir gariplik? Ne güzel çizmişim işte. Atlar dört nala koşarken bir noktada bütün ayaklarının havada olduğu bir an yaşanır aslan. Sen o kareyi çizmemişsin. Evet, ben de bir belgeselde izledim. Koşarken saniye saniye fotoğraflanmış. Bir an atın dört ayağı da yerden kesiliyor. Tam anlayamadım. Nasıl olmalı ki? Dur bak, ben eksik hareketi çizeyim. O zaman anlayacaksın. Sen boş ver istersen Mehmet. Aslan teoride anlamıştı zaten. Evet evet, anladım ben. Sen bir kaza çıkar mı? Mehmet, yaptığını beğendin mi? Benim ne suçum var? O şişeyi sınıfın ortasına koyan sen değil misin? Şu hale bak, bu düzelmez artık. Ne var canım? Bir daha ikeriz olur biter. Sen bunun bu boya gelene kadar ne kadar zaman istediğini biliyor musun? İki saat. Bakıyorum ikiniz de böyle bir araştırma yapmak için yanıp tutuşuyorsunuz. Nasıl bir araştırma öğretmenim? Bir tohumun ekildikten bu hale kadar olan sürecini gözlemleyerek derste anlatmak gibi bir araştırma. Hadi bakalım, kolay gelsin. Hadi başlayalım. Bir tohum verir misin şu paketten? Aa, bu tohum değil. Şimdi çıkmasını beklemekten başka yapacak bir şey yok. İyi de bunu gözlemlemiş sayılmayız ki. Tohumun bütün sürecini izleyin demedi mi? Evet ama nasıl yapabiliriz ki? Benim bir fikrim var. Bunun içine ekelim. Evet, çok iyi fikir. Bu sayede toprak altında neler olduğunu da gözleyebiliriz. Bunu hiç düşünmemiştim. Bitki uzmanı Mehmet'le hiç takılmadın da o yüzden. Tamam tamam, abartma. Hadi dökelim. İşte böyle geçen birkaç uzun günden sonra sonunda tohum filizlendi ve yaprak açtı. Böyle olmaz çocuklar. Bitkiyi gözlemlemişsiniz evet ama bunu bize etkili bir sunum hazırlamanızı istemiştim. Korkarım bu projeyi sürecin detaylarını bizim de göreceğimiz şekilde bir kere daha yapmalısınız. Oh.
bitki daha mı ekeceğiz? Ve filizlenene kadar 5 gün daha beklememiz lazım. Bu sefer biz de size yardım edelim. Kafa kafaya vererek bu işin altından kalkalım. Evet. Bir kez daha böyle bir sunum izlemek istemiyorum. Hadi arkadaşlar, fikirleri duyalım. Aslında benim bir fikrim var. Tohumları birer saat arayla ekelim derim. Mantıklı. Böylece şemaya falan gerek kalmaz. Hadi başka saksılar getirelim. Evet, hayal etmesi keyifli. Ama bunca saksıyı bulmak, toprakla doldurmak, okula götürmek bizi aşar. Haklısın. Hem ziyan olur bunca bitki. Başka bir fikir bulalım. Aslında bunu kaydetmek için başında durmamıza gerek yok. Ha? Sorun yok, yakaladım. Tripodu bitkinin yanına kurar, üstüne kameramızı yerleştirir, ışığımızı ayarlarız. Şimdi keyfimize bakabiliriz. Bunu daha önce düşünmediğimize inanamıyorum. Bu kadar uzun zaman kaydetmemizi sağlayacak kadar yerimiz yok ki. Bunu düşünemedim. Bu bitkiler güneş ışığıyla, suyla büyümüyor mu? Tam olarak ne demeye çalışıyorsun? Madem çekim yapmak çok uzun sürüyor, madem hafıza kartımızda o kadar alan yok, biz de bu süreci hızlandırırız. Bu işin öyle olduğunu sanmıyorum Mehmet. Bu süreç toprağı verimsizleştirdi. Artık hiç bitki vermez. Biz bu işi beceremeyeceğiz herhalde. Keşke sen o şişeyi sınıfın ortasına koymasaydın. Keşke aslan da at resmini doğru çizmiş olsaydı. Senin bir suçun yok yani. Belki video için yerimiz yok. Ama fotoğraf çekebiliriz. Öğretmen sıkıcı olmasın demişti. Evet, ama bizim yapacağımız şekilde sıkıcı olmayacak. Bakın, makineyi her 10 dakikada bir fotoğraf çekecek şekilde ayarladım. Böylece saatte 6, günde 144, 5 günlük bir süre içerisinde de 720 fotoğraf çekecek. Anladım. Bu fotoğrafları yan yana koyunca da bütün süreci hızlandırılmış olarak görebileceğiz. Tıpkı bizim film makinesi gibi. Sonra da bunları bir kitapçık yaparak öğretmene veririz. Biter. Benim daha iyi bir fikrim var. Hadi başlayalım. Ne o çocuklar? Fotoğraf projesi kimin için? Sizin için öğretmenim. Eren'le bitkiyi gözlemlememizi istemiştiniz. Biz de diğer arkadaşlarımızın da yardımıyla böyle bir proje hazırladık. Evet, böylece siz de bizim gözümüzden olan biteni görebileceksiniz. Ha? Tek yapmanız gereken buradan başlayarak arka bahçeye doğru kaymak. Önce güvenlik öğretmenim. Tebrikler çocuklar. Çok beğendim. Çok iyi akıl etmişsiniz.
Bu fotoğraflar artık burada kalsın. Herkes bu süreci görmüş olur. Peki bu son saksı ne için? Bu da sizin için öğretmenim. Sınıfımıza koyalım diye. Evet. Başta kırdığımız saksının yerine koyalım diye. Aslında hepsi aslanın atların nasıl koştuğunu anlamaması yüzünden oldu.